Selamünaleyküm dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Ana Kucağı yapım serisinin 3. videosundayız. Eğer ilk 2 videoyu izlemediyseniz yukarıya kartlarını bırakıyorum şimdi 1. ve 2. videonun. Onlara bakıp arkadaşlar tamamen ahşap sistemini bitirdikten sonra buraya geçebilirsiniz. Şimdi bugün sizlerle gazlı termostatların bağlantılarını konuşacağız. Bitmiş ana kucağının önünde bulunma sebebimiz burada hazır bir sistem var. Hazır satın aldığımız duyunun her şeyinin bağlantısı yapıldığı bir sistem var. Bir onu göstereceğim. Bir de kendi yaptığım sistemi göstereceğim ki bunun ikisinin kıyaslamasını kendiniz hani görerek yapın istedim. O yüzden burada başladık. Ben şimdi bir arka kameraya geçeyim. Onları anlatmaya başlayalım. Sonra da detaylı montajını beraber yapalım inşallah. Evet dostlar, gazlı termostat dediğimiz sistem budur. Kasalı bir sistem bu, hazır olanı. Burada derecesi yazıyor. Şu çizgimiz kaç derecede olduğunu gösteren hiza. Bakın şöyle 40'a kadar çıkıyor. Şöyle de aşağıya iniyor. Şimdi biz bu hayvanlarımız kabaca 1 ayı geçtiler. 1 ay 4 hafta 2 derecede her hafta düştüğümüze göre 27-28 derecelere ayarlıyoruz dostlar. Şimdi şu sistem, ben termostatı çevireceğim. Şu an bakın 27 derecede ısıtma sistemi çalışıyor. Bakın videolarda eğer şöyle dalgalanma görüyorsanız arkadaşlar, anlayın ki şu kapağı açayım hatta. Şu an bakın hayvanlarımız çok güzel uyuyor. Soranlar oluyordu. Civcivler ışıkta stres olurlar mı? Nasıl uyuyacaklar? Bakın arkadaşlar bu şekilde uyuyorlar. Biz hiçbir şekilde ışıkları kapatmıyoruz. Niye? Hayvanlar ışıkları kapattığında, ürktüğünde bakın böyle üst üste çıkarak kendilerini emniyet almaya çalışıyorlar. Gece oldu ya, bu hayvanlar ışık kapalı, bir ses oldu, bir şey oldu. Kendilerini ezerek boğacaklardır. Şimdi şu an sistem çalışıyor ve ısıtıcı devrede bakın dalgalanma var. Şimdi dalgalanma gitti. Çünkü arkada karbon film ısıtıcıda buradaki bakırdan diğer bakırı elektrik akımı giderek aradaki dirençlerin ısınmasıyla ısıtmayı sağladığını söylemiştim. Şimdi karbon film ısıtıcı yapmak zorunda değiliz. Sadece ampul de takabiliriz. Termostata bunu da bağlayabiliriz. Seramik ampul yapabiliriz. İnfrared ampul yapabiliriz. Birçok teknik ve taktik var. Karbon film niye kullanıyoruz biz? Karbon film arkadaşlar ısınıyor. Çok kolay soğumuyor. Daha az tüketiyor. Bakın buranın ben önünü açtım ve şu an hava 2 derece falan. Yarın eksi 2'leri göreceğiz. Yine kar geldiği söyleniyor. Bu sene kış sarktı. Mevsimler kaydı. O yüzden burada bu telli ampulü ısıtıcı ilave olarak kullanıyoruz. Niye? Karbon film ısıtıcı sadece yetmiyor. Şimdi arkadaşlar hazır sistemde bakın şöyle bir kablo kalabalığı var. Bantla yapıştırılmış bir sistem. Şu yemliğe az bir şey kaydırıyorum. Kızlar, erkekler şöyle bir müsaade edin. Dikkat edin. Ayaklar takılmasın. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Buradan termostattan gelen iki tane kablo var. Bunların biri fiş enerji kablosu, biri de termostattan gelen kablo. Bu kablolar geliyor. Burada bantlı bir şekilde bakın ortada gayet çirkin bir görüntü sağlıyor. Sonra karbon filme giden kablolar var. Yukarıdaki ısıtıcı ampule giden var. Aydınlatma ampulüne giden var. Bunlar düzgün görünsün diye biz ne yapıyoruz? Zımba teliyle bunları tutturuyoruz. Eğer bu görüntü sizi rahatsız etmiyorsa ki şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bu zımba telleri zamanla gevşeyip bu kablolar düşebiliyor. Benim eski ana kucağımdan hatırlayanlar vardır. Şimdi biz sistemi değiştireceğiz. Kendim 15 bölme yaptığımız ana kucağında. Onu anlatacağım. Buradaki termostatımız sıcaklık değerine geldiğinde şu an arkada bakın ampul yanmıyor ama arkadaki karbon film ısıtıcı gayet sıcak. Hayvanlar zaten üşüdüğü zaman direkt gidip yapışıyorlar. Şimdi bakın şu an 23 derecelerde falan. Gayet de hassastır karbon filmler arkadaşlar, bir sıkıntısı yoksa. Şu an 27 dereceye aldım çünkü bir aylık hayvanlar 4 haftadan 2'şer dereceden 8 derece 35'ten geri geldik. Şimdi dostlar o devreye girdiğinde ampul yandı. Sadece ampulle yaparsak ne yapar? Devamlı bu yanıp sönme olayı olur. Hayvanlar anlık ısınır ve üşür. Şimdi bunlar büyüdüğü için onu da anlatalım arkadaşlar. Konu sonuçta civciv ana kucağı. Taze hava girişi çok önemli. Bu hayvanlarımız büyüdü. Enerji tasarrufu yapacağız diye bakın bu ön tarafı tamamen kapatmıyoruz. Hayvanlar büyüdüğünde açıyoruz. Zaten burası tamamen kapalı olacak olsa direkt cam yaparız. Şu teli yapmayız. Bu teli yapmamızın sebebi temiz hava girişini arttırmak. Bunun için köşelerde bakın şu üst köşede 3 santimlik çapında bir panç deliğimiz var. Burada ise şöyle dışarıdan göstereyim daha net olacaktır arkadaşlar. Burada 7.2 santimlik şöyle bir panç deliğimiz var.
Buradan ne oluyor arkadaşlar? Pis hava, bu zararlı gazlar, ağızlarından çıkan hava dışarı atılıyor. Buradan da temiz hava alıyor. Civciv küçükken ne yapıyoruz? Civciv küçükken de bakın bir alt katta. Burada temiz hava girişi için bir boşluk bırakıyoruz. Yine aynı, hiçbir farkı yok arkadaşlar. Bakın aynı şekilde panç deliklerimiz burada. Bakın civcivlerimiz yatıyor. Bunlar üşüse arkadaşlar üst üste yatarlar. Bakın şu delikten göstereyim size. Şu an gayet dağınık. İçeride uyuyorlar. En alt kattaki de aynı şekilde. Bunlar yeni çıkımlar arkadaşlar. Bakın orada yem yiyenler. Yani sıcaklık değerleri çok önemli. Eğer böyle olur ise hayvanlar dağınık duruyor. Eğer üşürlerse üst üste çıkacaklardır. Dediğim gibi temiz hava en önemli faktörlerden biri. Hava girişini buradan sağlıyoruz. Zehirli gazımızın çıkışını da üstten açtığımız deliklerle sağlıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi bu hazır kurulu sistem. Bir de benim, bakın civciv sayısı fazlaydı. Buraya civcivlerimizi aldık. İki katı aktif hale getirdik. Bu arada bitmişini gösterelim. Detayını yapacağız arkadaşlar. Beraber bir kapak yapacağız. Kulupları, mulupları, çıtaları, her şeyi. Bakın şöyle sizin için bir 45 dereceli kapak detayı yaptım. Bir de normal uçtan uca. Çünkü herkes de 45 derece kesecek ekipman olmayabilir. Yani bütün detayları düşünmeye çalışıyorum arkadaşlar. Atladığım noktalar olursa beni uyarın yorumlarda. Bakın şimdi arkadaşlar. O iğrenç beyaz kasamız yok. Ankasya sistem. Direkt yani malzemenin üzerinde bu sistemi gömdük. İçini alıştırdık. Bunu beraber yapacağız kapak serisinde. Yani bir sonraki videoda muhtemelen bunu yapmış olacağız arkadaşlar. 4. videoda. O videoda da seriyi tamamlarız. En kötü 5. video olur. Bakın direkt burada aynı şekilde çizgisi var. Dereceyi ayarlıyoruz. Şu an bakın ortam kaç dereceymiş. Şu an 8'de falan atıyor. 8 dereceymiş arkadaşlar. Şu an kapıya yakınız. Ne oldu? Burada sistemimiz var. Hiç kablo mablo bir şey görmüyoruz. O kabloyu biz şu iki çıtanın arasından götüreceğiz arkadaşlar. Yani şuraya da sabitleyebiliriz ama ben şu olayı istemiyorum. Geçen size bahsetmiştim. Şu kapağın kilidini kaldırdık tabii. Gübre tavası kaymaz o zaman. Bakın. Şu olay olsun istemiyorum. Hayvanlar strese giriyor. Çünkü üst katın pisliği de düşüyor. O yüzden ben bu altları OSB kesip vidalayacağım. Niye vidalamadım derseniz dışarıda çok ciddi 3 gündür yağmur kesilmiyor. Elektrikli el aletiyle dışarıda kesim yapmama hava müsaade etmiyor. Bu yüzden yapamadım arkadaşlar. Şimdi arkada karbon filmi görüyorsunuz. Bunu geçen videoda zaten beraber montajını yaptık. Şimdi oradaki görüntü kirliliğini hatırlayın. Şimdi bir de buraya bakın. Hayvanlarım hiçbir şekilde elektrik çarpılma ihtimali yok. Kabloların sarkma ihtimali yok. Böyle tertemiz bir sistem var. Burada sadece şuradaki boru bağlantısını zaten bugün beraber yapacağız. Çünkü bu videoda sizle karbon filmle nipel sulukların bağlantısını konuşmuştuk. Onları gerçekleştireceğiz. Böyle tertemiz bir görüntü olacak arkadaşlar. Ampullerimizi tavana asmayı düşünmüyorum. Birini bu tarafa asacağım. Diğerini de bu tarafa asacağım arkadaşlar. Şimdi ana kucağı çok dar görünebilir. Niye böyle yaptım? Bakın aşağıda civcivlerimiz var ve önünde herhangi bir naylon, branda bir şey yok. Niye? Yandan bunları açamayacağız. Açamama sebebimiz şu. Çünkü yan tarafa buraya da bir tane 5 bölme gelecek. Onun yanına da gelecek. Hal böyle olunca temiz hava giriş ve çıkışını bu ön tellerden sağlayacağız arkadaşlar. Yani şuraya küçük bir delik açabiliriz. Ama gerek yok. Bu kapağı küçük tuttuk. İç genişlik şöyle göstereyim arkadaşlar. Dipten siz hesabını yapın. Karbon filmin yüksekliği 25 santim. Altında 2-3 santim var. Yukarıda yine neredeyse 10 santime yakın var. Yani yüksekliğimiz 30'un altında değil dostlar. Zaten 2 metre yüksekliği biz ne yaptık? 5'e böldük. 40 santim. Gübre tavasına da bakın şöyle gübre tavasını da çok güzel yaptım. Yani içime sine sine yapıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle yanlarında çıtaları, her şeyi. Altına kontrol plak aldık. Bunların detaylarını bir sonraki videoda vereceğim. Hazır kontrol plak aldık. Yani kontrol plak da değil, bu dolap arkalı. Bunları kestirdim. Çıtaları döndüm. Bunun içinden gübre düşme ihtimali yok arkadaşlar. Bakın arkada da var. Yani muhabbet kuşu besler gibi. Hayvanın pisliği hiçbir yere düşmeden bunu çok rahat besleyebileceğiz. Bu şekilde bir sistem yaptık. Orası 7-8 santim yiyor. Geri kalan 33 santim de bizim kat yüksekliğimize kalıyor. Şimdi dostlar gidelim. Şu karbon filmle bu termostatımızı, duyularımızı nasıl ilişkilendiriyoruz? Sistem nasıl çalışıyor? Bunu sizlere ben bir anlatayım.
Atölyeye geldik dostlar. Şu karbon filmimizin kaynaklarını yaptık. Şöyle iki tane ucumuz var. Ben bunu demo için hazırladım. Bakın şöyle bantladım çarpılmamak için. Şimdi size burada bir demo hazırlayacağım. Bu tamamen size bu sistemi gösterme adına arkadaşlar. İki tane kablo çıkışımız var. Bu arada şu karbon film elimdeki 60'a 25 arkadaşlar. Siz kafesinizi kaç ölçüsünde yapacaksanız karbon filminizi o ölçüye göre almanız gerekiyor. Eğer 120 yapacaksanız arkadaşlar en az 100 santimlik karbon almanızı tavsiye ederim. Ne kadar uzun olursa o kadar iyi. Zaten fiyat çok değişmiyor dostlar. Ben bunu kargo dahil, şu elimdeki karbon filmin adeti bana kargo dahil 11 TL'ye geldi. Şu gazlı termostatta, şöyle göstereyim bu kabloya karışmış. Şu gazlı termostatta arkadaşlar o önündeki kapağı yuvarlak ayar şeyi var. Şu an bu montajsız olduğu için öyle. Şu da 27,5 TL'ye geldi kargo dahil. 27,5 artı 11, 38,5 lira şu iki sistem. İşte duyu da artık kaç parayı alırsınız? 1 lira, 2 lira, 5 lira. O artık yerinden yere duyunun kalitesine göre değişiyor. Bunun plastikleri var. Seramikleri var arkadaşlar. Eğer ısıtıcı ampul kullanacaksanız, şu değil de seramik ısıtıcı veya infrared kullanacaksanız şunu seramik almanızı tavsiye ediyorum. Plastik almayın. Ama bu 1 lira civarlarında bir malzeme. Yani arkadaşlar 38,5, 2 tane duyu aldık. 2 lira ödedik. 40,5. En babası 45 lira gibi düşünebilirsiniz. Şu sistemi, bunun hazırı da 60 liraya satılıyor arkadaşlar. Fiş dahil 60 liraya hazır sistemini satan bir arkadaş var. Onu da söylemiş olalım. Yani burada biliyorsunuz dostlar, benim size buradaki amacım yardımcı olmak. En kolay şekilde, en ucuza, minimum maliyette sistemi çözmeniz. Şimdi şu termostatı nasıl bağlıyoruz? Bakın dostlar. Şunda 3 tane şöyle soket girişi. Aslında şunlara soket takılıyor arkadaşlar. O soketi bulamadım ben. Sipariş verdim, gelecek, onunla yapacağım. Çok rahat oluyor. Arkasında plastik muhafazası da var. Eğer bunu yaparsam bunu yatırıp bantlamam gerekiyor falan. Uğraşmaya gerek yok. Hazır soket, çat diye takıyoruz kabloyu bağlayıp. Şimdi 3 tane giriş var. Bu girişlerde, ha bir de bu arada arkadaşlar, bu elimdeki termostatın 220 voltu var. İşte ne bileyim 11 voltu var, 25 voltu var, 40 voltu var. Siz şunu direkt 220 ile çalıştıracağınız için 220 volt olması lazım. Sıcaklık değerleri de vardır arkadaşlar bunun. Çünkü fırın için olanları da var. Siz 0-40 derece olanı alıyorsunuz kuluçka makinesi için. 0-40 derece 220 volt. Farklı bir volt amper alırsanız sıkıntı yaşarsınız, aklınızda olsun. Şimdi 3 tane burada tepe var dedik. Metal kablo bağlantı yeri. Şu tek olan arkadaşlar her zaman giriş. Şu iki tane de çıkıştır arkadaşlar. Şimdi burada 1 ve 2 numaraları var. Bunların hepsi aynı bu arada. 1 numara bu gelen enerjiyi değerine geldiğinde veren, yani bizim ısıtıcı çalıştığında enerji çıkışımız olacak yer 1 numara. Enerji vermediği zaman ısıtıcıya aydınlatma olarak kullanmak istediğimize veya sistemin devam etsin dediğimiz noktada 2. 2 numara. Şimdi ben bunu bağlayacağım. Bağladığımda çok daha net anlaşılacak. Karışmış olabilir. Şimdi şöyle bir fiş. Nerede fişim? Fişli bir kablo yaptım kendime. Demo için. Bu arkadaşlar ikili bir sistem. Yani toprak hattı yok bu sistemde. Şöyle iki tane artı ve eksi kablolarımız var. Bu kabloların biri direkt devam edecek arkadaşlar. Anahtara tek bir kablo girer. Fark etmez hangisi olduğu. Önemli olan sistemi kendi kafanızda oturtun. Şu elimdeki parça da Vago diye geçiyor. Muhtemelen Vago bunun markası. Hep Vago diyoruz biz şantiyelerde. Eskiden Clemens vardı. Kabloyla sıkardık. Bu düğmeli sistem Vago, aklınızda olsun. Bakın şöyle kablomuzu, ters sokmaya çalışmasaydım iyiydi. Şöyle içine sokuyoruz. Şöyle bir mandalı var. Mandalı indiriyoruz. Bakın arkadaşlar bu sabitlendi. Bunun böyle dörtlüsü, beşlisi, çeşit çeşidi var. Bendeki üçlüsü, buraya çünkü 3 kablo sokacağım. Şimdi dediğim gibi bir tane sistem direkt hepsine devam edecek. O yüzden şu Vago'da direkt devam edecek sistemleri topluyorum. Bakın aydınlatmaya, yani bu nötr de olabilir, faz da olabilir. Aydınlatmanın birer kablolarını birleştirdim ve buradaki sisteme bağlıyorum. Şimdi iki tane aydınlatmayı bağladım. Biri gelen enerjinin direği, biri
aydınlatmaların tek kabloları, diğer kabloları bakın burada. Bir de ne yapmamız lazım? Karbon filmimizin bir tane kablosunun girmesi lazım. Şöyle şunu da şu kablonun mikrofonun altından geçireyim arkadaşlar. Karbon filmimizin de mavi kablosunu mesela seçtim ben. Mavi kablosunu da vagomun 3. haznesine sokuyorum. Ve vagoyu kilitliyorum. Kilitledik. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu siyah kabloyla enerji geldi. Nötr veya faz fark etmez. Önemli olan dediğim gibi her sistemin bir kablosu direkt olacak. Anahtara girmeyecek. Anahtar dediğimiz termostat. Termostat arkadaşlar bildiğiniz anahtar görevi görüyor. Bakın burada ben bir led ampul taktım net anlaşılması için aydınlatma. Bir de telli ampul taktım ısıtıcı. Şimdi geldik gazlı termostatımızın bağlantısına. Ne dedik? Bir tane enerji direkt gelecek dedik. Buna gelen, tek olan. Biz birini ne yapmıştık? Vagoya girmiştik. Diğer boşta kalanı, yani şu fişe sokacağımız enerjinin geleceği kablomuzun birini vagoya girdik, grupta topladık. Diğerini gazlı termostatımızın tekli haznesine bağladık. Dediğim gibi bunun soketlisi var arkadaşlar. Direkt soketi şu şekilde takıyorsunuz. Böyle plastik haznesi vardır koruması. İlla ki görmüşsünüzdür. Birçok şeyde kullanılıyor. Onların hazırını alırsanız rahat edersiniz. Yoksa bunu bantlamak falan gerekiyor. Bantlamazsanız çarpılma durumunuz var. Civcivlerin de çarpılma durumu var. Allah korusun. O yüzden bant ve bu işte elektrik işleri önemli. Vagoyu kullanma sebebim de arkadaşlar karışıklık olmasın. Bu elektrik bandıyla yapılan sistemlere ben mühendis olarak güvenmiyorum. Bu işler için adamlar bu sistemi yapmışlar. Kullanmak lazım. Çok pahalı şeyler değil arkadaşlar, ucuz şeyler. Hem de işinizi kolaylaştırıyor. Şimdi karbon filmimizi ne dedik? Bir numaralı çıkış bizim istediğimiz değerde çalışmasını sağlayan. Yani karbon filmimizin ısıtıcı veya işte farklı bir şeyde de kullanıyorsanız çalışmasını istediğiniz sistemin çalışacağı yer bir numara. Yani mesela biz 35 dereceyi ayarladık. 35 derecede bu sisteme enerjiyi bir numaradan veriyor. Eğer enerji vereceksem ısıtıcı ampulüme de enerji vermem lazım. Aynı şekilde ısıtması için düşündüğüm yere onu da bire bağlıyorum. Bakın şu an bunları size göstermek için şöyle geçici yapıyorum arkadaşlar. Yoksa şu şekilde bir bağlantı yapmıyoruz kesinlikle. O kabloyu oraya lehimleyeceğiz. O şekilde çalıştıracağız. Peki şu beyaz ledimizi ne yapacağız? Bu bizim aydınlatmamız. Bu beyaz ledi de arkadaşlar alıyoruz. 2 numaraya bağlıyoruz. Şimdi size farkını anlatacağım. Ben bunu ama bu şekilde kullanmıyorum. Onu da söyleyeceğim size. Ama birçok arkadaşımız bunu bu şekilde tercih ediyor. Şimdi genel tercihi ben yapayım. Diğerini de zaten anlattığımızda siz kendinize hangisi uyuyorsa bu sistemi yapacaksınız. Bakın dostlar, bunu bu şekilde yaptık. Şimdi fişi takıyorum. Şunların fişi takarken açıktaysa hiçbir yere değmediğinden emin olun arkadaşlar, çarpılırsınız. Enerji oraya gelecek. Bakın. Direkt şöyle elimle kapatayım. Direkt şu an bizim led ampulümüz yandı. Bu ne anlama geliyor? Şu an ısıtıcı devrede değil. Şöyle alayım da görüntüyü bozmasın. Şimdi aldım termostatımı. Çeviriyorum. Açıyorum termostatı. Kapalıydı. Bakın arkadaşlar. Şu an ısıtıcı sarı ampul yandı. Karbon filmime enerji gitti. Aydınlatma ampulüm söndü. Şimdi seramik ısıtıcı kullanıyorsak bu sistemde hayvan karanlıkta kalır. O zaman ne yapacağız? Şu aydınlatma kablosunu arkadaşlar, hemen şunun enerjisini keseyim. Olay anlaşıldı sanırım. Şu an bakın sistem devreye girdiğinde, şu an ters ışık oluyor. Mecbur ışığı gösteriyoruz. Şöyle uzaklaştırayım onu da. Sistem devreye girdiğinde ısıtıcı duyumuz çalıştı. Buraya ne takarsak o çalışır arkadaşlar. Önemli olan oraya enerji vermesi. Şimdi termostatımı kısıyorum. Bakın kıstım. Hop led olan devreye girdi. Isıtıcı ampul boşa çıktı, telli ampul. Sistem tamamen bu. İşin esprisi, numarası bu. Bunu ne yaptık? Şimdi sistemde enerji yok. Karbon filmde ve ısıtıcı ampulde aydınlatma yanıyor. Şimdi dostlar biz bu sistem böyle çalışsın istemiyoruz. Bir o yansın bir bu yansın istemiyor isek. Sadece bizim aydınlatmamız sabit ama
ısıtıcımız devreye girsin diyorsak şu sistemi buradan ayırıyoruz. Bakın direkt bağlamıştık ya. Bu sistemi şuradan ayırıyoruz. 2 numaradan. 2 numaradan ayırdık. Hemen ana girişimiz var ya, tek olan. Tek olana bağlıyoruz. Çünkü bu tek olanda devamlı enerji var. Zaten enerjinin fişten gelen enerji arkadaşlar. Fişten gelen enerji olduğu için orada her zaman enerji var. Birden enerji giriyor. Pardon, P'den. Şurası P diye geçiyor. Tek olandan enerji geliyor diyelim. O isimler değişebilir. Bir numarada bizim termostat değerimizde anahtar görevini görüyor. İki numarada da devre sistem dışıyken, anahtar çalışmazken, yani 35'i ayarladık, sistem 36 derece oldu, termostatı kapattı, şu 2 numaraya enerji veriyor. Bunu sadece ampul olarak düşünmeyin, her şeyi yapabilirsiniz bunda. Farklı bir sistemde de kullanabilirsiniz. Ama benim gibi eğer siz sistemde aydınlatma devamlı çalışsın, aydınlatmam kesilmesin diyorsanız, şu aydınlatmanın diğer ucunu ne yapıyoruz? Girişe bağlıyoruz. Şimdi bunu da bağlayalım dostlar, onu da bir görmüş olalım. Ben böyle kullanıyorum, böyle tercih ediyorum. Niye? Hayvanlar bir sarıdan beyaza öyle böyle kafalarının karışmasına, strese girmelerine gerek yok. Zaten LED ampul her zaman ekonomik. Bakın şimdi LED ampulüm yandı. Niye? Ana girişte. Zaten hani hiçbir düğmesi olmayacak şekilde bağlandı. Termostatı çevirdim. Bakın şu an ikinci ampulüm de yandı. Şu an karbonla birlikte o da yanıyor, bu da yanıyor. Arkadaşlar gazlı termostatın numarası bu. Kapandı sistem. Bakın bu ampul yanmaya devam etti. Olayımız tamamen budur. Gazlı termostatı burada bitirelim. Hemen size şimdi bizim nipel, çanaklı nipelin montajını göstereyim. Aslında montajını yaptık. Hortum bağlantısı yapacağız arkadaşlar çoklu sistem için. 2 dakikada oraya bir zaman ayıralım. Söz verdiğimiz gibi 3. bölümde karbon film ve nipel bağlantısını bitirmiş olalım. Bunlar bizim işlerimizi kolaylaştıracak sistemler dostlar. Yani sistemi ne kadar otomatiğe dökersek o kadar rahat civciv büyütürüz. Çünkü insan eli faktörü arttıkça hata yapma da artar. Sistem ne kadar otomatik olursa o kadar verim alırız ve işimiz de kolaylaşır diyorum. Burada durduruyorum. Şimdi kafesimizde nipel bağlantısı yapalım. Şimdi dostlar nipelimizi de bağlayalım. Nipel dediğimiz, geçen anlatmıştık. Şu. Buna ilk başta şu uzun hortumu bağlıyorum. Bu arada sistemi anlatayım. Burada bakın şöyle kurulu bir sistem var. Buraya takılıydı. En alt katta yoktu. Şu an süs kafesindeyiz. Buradaki sistemi bağlayacağız. Şimdi dostlar şu nipellerin ucu şöyle maşonlu, yani tırtıklı. Hortumun şöyle direkt girebileceği bir sistem ama bu hortumlar bunlara direkt böyle girmiyor. Hal böyle olunca ne yapıyoruz? Çakmakla hemen şunu şöyle ısıtıyoruz. Buna kelepçe de bağlayabilirsiniz dostlar. Eğer hortumunuz, baktınız, şüphe ediyorsunuz, çıkma ihtimali var. Bakın bu kadar basit. Şimdi bu sistem 10 numara çalışacak inşallah diyelim. Şuradan deliğimizden, panç deliğimizden şu an evet. Panç deliğimizden dostlar bunu geçirdik. Bakın şuradaki sisteme bağlayacağız. Bunun için de daha önce size göstermiştim. Şöyle bir T hortum bağlantı parçası kullanıyoruz. Şöyle yaklaşalım. Şu kameramı bir yaklaştırayım. Hop. Şöyle dostlar. İlk başta bu hortumumuzu buradan söktüğüm için buraya ne lazım? Bir bağlantı lazım. Şöyle küçük bir parça kullanıyorum. Yani bu katlı kümeslerde, ana kucaklarında, normal kümesten kümese bağlantılarda da aynı sistem. Hiçbir farkı yok. Yine hortumumu ısıtıyorum. Hortumumu ısıttım. Hortum bağlantımı. Gidebildiği noktaya kadar götürün arkadaşlar. Ne kadar çok şu maşona girerse sistem
su kaçırma ihtimali o kadar az olur. Şimdi şunu yukarıdaki sisteme devam edecek. Şu ise aşağıya yeni yaptığımız bölmenin nipeline gidecek. Hemen şimdi mevcut nipel tesisatındaki kestiğim bağlantıyı yapıyorum. Bakın. Bunu da şöyle ortunu ısıttım. Hop, işlem tamam. Bakın nipelin içindeki su geldi hemen. Şimdi yukarıdan depodan gelen sistemimi bağlıyorum. Evet. Oy. Bu da tamam. Anam çakmağım ıslandı. Evet dostlar, çakmak ıslandı. Bir durdurayım. Diğer çakmağı alayım. Evet, şimdi aşağıdaki nipelimizin bağlantısını da yapıyoruz. Bak. Maşallah. Pürümüz gibi yanıyor çakmağım. Dostlar. Eğer zaten bir tane bölmeniz varsa arkadaşlar, böyle bir şeye ihtiyaç duymayacaksınız. Direkt depodan geleni nipele bağlayacaksınız. Evet. Burada işlem tamam. Buradan da nipelimi alıyorum. Hop, işlem bitti. Şimdi sistem tamamen hazır. Depoya su koyduğumda burada direkt çanaktan hayvanlarımız suyunu içecek. Evet dostlar, hazır süs kafesindeyken şöyle hayvanlarımızla veda edelim. Kızma kızma. Evet, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı oluyordur. Bir sonraki bölümde artık yeni ana kucağımızın son halini göreceğiz. Kapağı, gübre tavasını ve diğer kalan işleri, tellerini hepsini yapacağız arkadaşlar. Ve 4 bölümde söz verdiğimiz gibi ana kucağımızı, civciv ana kucağımızı otomatik sistem olarak tamamlamış olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.